yemeni, yemenisi sarı. Al yemeni mor yemeni, yemenisi sarı. Ah ne de dağlı Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı yar yar aman. Ah ne de dağlı Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı yar yar aman. Gözleri kaşı, simsiyah saçı, döndürür başı köy kızları. Gözleri kaşı, simsiyah saçı, döndürür başı köy kızları. Ah ne de dağlı Kıbrıs kızları, elleri kınalı. Kamran Aziz, Dizdar Köylü Hıvsiyan'ın ve Budala Mehmet Aziz Bey'in üçüncü çocukları olarak 22 Haziran 1922 yılında Lefkoşa'da doğar. Kıbrıs Halk Sağlığı Müfettişi olan babası Mehmet Aziz Bey, malaria yani sıtma hastalığının Kıbrıs'tan tamamen yok olmasını sağlayan çalışmalarıyla dünya sağlık literatürüne girer. Diplomalı terzilerden olan annesi Hıfsiye Hanım kendi moda evinde birçok öğrenciler yetiştirir. Ablası Türkan ve ağabeyi Babür'le Çağdaş, yenilikçi bir ailede iyi bir eğitim alarak büyüyen Kamran Aziz, Ayasofya İlkokulu'nun ardından orta ve lise eğitimine Amerikan Akademi'de devam eder. Kamran teyze çok yaramaz bir çocukmuş. Okuldan eve gelirken daima rötarlı gelir. Sonra kaybolur. Buraları da sessiz, sakin yerler. Kamran teyzemi aralar bir tarihte. Kamran teyze gene yok. Herkes perişan. Yel değirmenleri vardı burada. Ben çocukluğumda hatırlarım. Su bentleri vardı ve o su bentlerine akan suları çıkarırdı. Yel değirmeninin altında bulmuşlar Kamran teyzeyi. Uyur. Kamran teyze akşamüstleri bir de küçücük, siyah, hiç unutma, Tiki diye bir köpecikleri vardı. O köpeği de alırlardı. Bir tabak içerisinde ekmek, peynir, zeytin, mevsimine göre olan zebzelerden falan gerizlere giderdik. Geriz derlerdi o su bentlerine. Su akar şarıl şarıl. Tiki yanımızda bir tomriz yiyecek, bir tiki yiyecek, bir de su yiyecek. Ve beni yedirirler. Hayvan sevgisini, insan sevgisini de bana hep öğretti. Çok sevecen, cıvıl cıvıl bir insandı Kamran teyze. Yani Kamran teyzeyi hiç kimsenin yerini tutamaz. O kadar duyarlı, hassas, kimseyi incitmek istemeyen bir insandı. Üniversiteye gitmeden evvel, burada Kıbrıs'tayken sık sık mümkün mertebe buradaki arkamda gördüğünüz evlerine geliyorduk. Aziz eniştem beni gördüğü zaman çok sevinirdi. Çünkü tavla oynamayı çok severdi ve benimle tavla oynamak isterdi. Kamran ablam burada kaldığı evde piyano çalardı. Tavla oynarken pulları vurmamaya gayret ederdik eniştemle. Hem bir taraftan müzik dinliyorduk hem bir taraftan oyun oynardık. Bu da çok hoşuma giderdi benim. Senelerce ben ailenin yanında büyüdüm. Gerek öğrenciliğim zamanında gerekse istaj zamanında bana çok yardımları bulundu. Çünkü mimarlık eğitimi yapmaktaydım. İngiliz stiline göre hareket edin. Belli saatte kahvaltımız vardı. Belli saatte yemek yememiz vardı. Belli saatte herkes kendi odasına çekilir, istirahatini yapardı. Yani belli saatte de otururuk bu balkonda ya tavla oynardık yahut da o sohbet ederdik. Yani böyle bir yaşantımız vardı. 8 yaşında piyano çalarak müziğe başlayan Kamran Aziz, adeta kendisiyle bütünleşen akordiyon ve şan dersleriyle de müzik hayatını geliştirir. Lise eğitiminin ardından meslek seçimi için karar verme aşamasında olan Kamran Aziz, babası gibi sağlık müfettişi ya da Kıbrıs'ı ilk Türk başhemşiresi olan ablası Türkan gibi hemşire olmayı ve eğitimine Londra'da devam etmeyi düşünürken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle bu düşüncelerinden vazgeçmek zorunda kalır. O dönemde İngiliz yönetimi adadaki eczacı ihtiyacını karşılamak için eczacılık ve zehirler yasasını çıkarır. Bu yasaya göre İngiltere'den gelen eczacı öğretim kadrosunun vereceği teori ve pratikten oluşan eğitimin ardından devlet hastanesi veya özel eczanelerde yapılacak stajla artık lise mezunları da eczacı unvanını alabileceklerdi. Kamran Aziz de Kıbrıs Türk Eczacı azlığı nedeniyle eczacı olmaya karar verir. Bu eğitimi alarak 1944 yılında mezun olur.
Stajlarını tamamladıktan sonra 1947 yılında Victoria Sokağı'nda ilk eczanesini açar. 1950 yılında eczanesinin adını Aziz Eczanesi olarak kaydettirir. 1966 yılında saray önündeki eczanesine taşınır ve 1996 yılında eczanesini kapatana kadar burada hizmet verir. İngiliz idaresi karar verdi ve bir eczacılık okulu açıldı. Buradan mezun diye bazıları küçümser ama hiç öyle değil. Tedrisat İngilizceydi. Ama çok iyi bir okuldu, çok iyi yetiştirdiler kendilerini. O zaman daha çok havan işi vardı, böyle hazır ilaç da pek yoktu. Hep kendileri yapardı. Eczacı olup geldiğimde ben onları buldum. Ve yanlarında da çalıştım. Cameron Hanım İngiltere'ye gitti ve şiropati dedikleri ayak bakımını öğrendi. Hep Cameron Hanım böyle öncü oldu. Yani eczanesinin yeni gelişmelere. Ben de onu örnek aldım. Onunla tanışmamız 63 olayları başladığı zaman küçük kaymaklıdan göçmen durumuna düştük. O Arabame Camii'nin yan tarafında Cameron ablanın ambar şeklinde kullandığı bir dükkanda kalmamız nedeniyle oldu. Eczane oradaydı o zaman. Onun olmadığı saatlerde içeride gel 5 dakika bak derdi. Biri gelirse beklesin beni, onu yapsın, bunu yapsın derken yavaş yavaş tamamen oraya girmiş oldu. Kendinin bir işi olduğunda da çıktığı zaman emanet ederdi yani bana, bırakabilirdi. Cesareti vardı. O bana güven verdi daha fazla ve daha fazla işime sarıldım. O dönemlerde fazla böyle el yapması ilaçlar gelirdi. Hep onları beraber yapardık, hep bana da öğretirdi. Çocukluğum, gençliğim hep Kemal Aziz'le beraber geçti. Kemal Aziz kendine özgü kişiliğiyle herkes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Bize asla çalışan olarak muamele etmedi. Hep bizi aileden biri olarak gördü. Kemal Aziz yardımsever, insancıl, her yönüyle mükemmel bir insandır. Victoria Sokağı'nda eczanesi vardı ve bisikletle beraber oradaki eczaneye giderdim. Oradaki eczaneye gitmemin sebebi beni çok sevmesiydi. Beni gördüğü zaman hemen vazifelendirirdi de. Elinde bazı kağıtlar yahut ilaçlar olurdu. Bunları bu yerlere götür, ver derdi. Tabii bunun karşılığında da bana da çikolat veriyordu. Biz de çok sevdiğimiz için çikolatayı alıyorduk ve bize verdiği talimatı da yerine getirmeye çalışıyorduk. Barış Harekatı başladığı zaman buradaki evlerinden ayrıldılar ve her taraf biraz yumuşayınca şu arkada gördüğümüz eve gelmediler. Direkt en öndeki evi uygun buldular ve oradaki evlerine gittiler. Beyim hafta sonları gider, onun hesaplarını kontrol ederdi. Kesinlikle de hiçbir maddi çıkar beklemeden. Böyle olunca onlar çok öyle nazif insanlar. Bizi kendi ailelerinden biri gibi kabul ettiler. Biz de aynı şekilde her zaman nazik, kibar, kimseyi üzmek istemeyen, kimseyi kırmak istemeyen, küçük hediyeler alarak insanları sevindirmeyi seven bir insandık. Benim için hem abla hem teyze, annemden sonra hele çok çok sevdiğim insanlardı. Yaşım ilerledik sonra sanki çağın ötesinden biriymiş gibi gelmeye başladı bana. Çok mütevazi bir insandı. Kendi başarılarını konuşmaktan ya da kendi geçmişini konuşmaktan imtina eden, kalbi çok zengin bir insandı. Uzun yolculukları çok severdi, Mausa'yı çok severdi. Orada mutlaka yazları tatile giderlerdi. Biz de onların yanlarına giderdik. Biz çocukken bayramları en çok gitmek istediğimiz evlerden bir tanesiydi. Çünkü çok bonkördüler. 2014'te aday olacağımda belediye başkanlığına onlardan birçok nasihat aldım. Benim hayatımda çok büyük etkileri var. Annem onların evladı gibiydi. Ben de onların torunları oldum. Benim çocuğumu da gördüler. En çok mutlu olduğum şey o. Aileden öteydiler. Kan bağımız yoktu belki ama can bağımız vardı. Hani ne kadar nesil farkımız olsa da beni çok iyi anlardı.
çok hassas, kırılgan bir yapısı vardı. Çocukluğumda eczaneye gittiğim zaman ilaç kutularıyla oynamayı çok severdim. Bu yüzden eczanenin asma katında benim de ayrı bir eczanem vardı. Boş ilaç kutularından oluşturduğum. Evet, isimleri de yazardım. İsmini de Bahar Eczanesi koymuştum. Bu oyun benim için gerçeğe dönüştü. Eczacı kalfası bile oldum. 1959 yılında 11 Kıbrıslı Türk Eczacı ile birlikte Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin kurucuları arasında yer alan Kamran Aziz, ilaç temini sıkıntılarının aşılması için ecza depolarının kurulmasında etkin rol oynar. Eczacılar Birliği yönetim kuruluna girdim. Kamran Hanım da benimle birlikteydi. Hiçbir gelirimiz yoktu. Ballolar yapardık. Belli günlerde. Kamran Hanım orada da hep şarkı söyledi. Eczanesini kapattı. Saray önündeki eczanesindeki bütün dolapları, kullandığı yapma reçeteler, camlar, spatüller, ilaç yapmada kullanılan eşyalarını aldım. Eczacılar Birliği'ne taşıdık. Yani ilk defa bir meslek müzesi, ilk defa biz kurduk. Eczacılık mesleğiyle müziği hep birlikte yürüten Kamran Aziz, özgün, folklorik nitelik taşıyan besteleriyle Kıbrıs Türk halk müziğinde yeni bir dönem başlatır. Kıbrıs Türkleri arasında halk içinde müzik icra eden ilk kadınlardan biri olarak Jale Derviş ile birlikte Batı müziğinin icrasını ve öğrenimini yayar. Kamran Aziz Ensemble, approximate duration 15 minutes, starting in 10 seconds from now. 1947 yılında İngiliz askerleri tarafından kurulan L'Accademia Askeri Radyosu'nda Kamran Aziz ve Arkadaşları adlı grubuyla canlı müzik programları yapar. Jale Derviş, Zeki Taner, Fikret Özgün, Vecihi Turgay, Ahmet Anlar ve Kamran Aziz'den oluşan grup programlarında özgün bestelerinin yanında tango, marş, hatta ilk kez Kamran Aziz tarafından Türkçe sözler yazılan popüler Batı müziklerini icra ederler. Böylece bugüne kadar geleneksel Türk müziğinin benimsendiği toplumda çok sesli Batı müziğin tanınmasına da sağlar. 1950-1963 yılları arasında Kıbrıs Radyosu ve Televizyonu'nda bu programlar devam eder. Ancak iki toplum arasındaki çatışmaların her geçen gün artmasıyla grup artık programlarına devam edemez. 1957'lerde salonlarında bir piyano vardı tabii, Jale Hanım'ın piyanosu. Bazen akordiyonla, bazen akordiyonsuz Kamran Hanım'la birlikte orada şarkılar söylediklerine çok tanık oldum. Benim keman dersleri aldığımı biliyordu. Gitar çalmaya başladığımı öğrenince de sonuna kadar götürmem için sürekli teşvik etti. 1947'de İngilizler bir radyo kurdu L'Accademia'da. Orada Kamran Aziz ve arkadaşları program yapmaya başladı. Bu da aslında Kıbrıs radyoculuk tarihinde bir devrimdir. Çünkü Rum ve Türk arasında ilk defa yapılan bir şeydir. Canlı müzik programı radyodan. Ve bu daha sonra televizyonun kurulmasıyla televizyona da geçti. Ve hiçbir televizyon programlarını kaçırdığımı hatırlamıyorum. Çocukken cuma geceleri Kamran Aziz ve Topluluğu diye bir program yapardı. Oturur izlerdik. Akordiyon çalardı, gözlerini de kapayarak şarkılar söylerdi. Babacığım da rahmetli derdi ki kadın çok hassas. Rahmetli Zeki Taner Hoca, Kamran Aziz ve arkadaşları grubunda zaman zaman gidiyordu. Saksofon çalıyordu, klarnet çalıyordu. Bana dedi ki, oğlum feraset dedi, böyle işte Kamran Aziz ve arkadaşlar diye bir müzik grubu vardı. Hep müzik hocalarının oluşturduğu, eğer istersen seni o grubun bateristi yapalım. İnanılmaz derecede mutlu oldum çünkü yani beni artık okulun orkestrası tatmin etmiyordu. Ve Kamran Aziz ve arkadaşlarıyla, Kamran ablamla tanışmamız böyle oldu. Popüler müzik denen olayla bir defa Kamran Aziz ve arkadaşları grubunda tanıştım. Orkestra müziğini, çok sesli müziği, disiplinli çalışmanın yöntemlerini ben hep orada öğrendim. Çalışmalarımızın çoğunu önce ya Jale Abla'nın evinde ya da Kamran Abla'nın evinde geliştirip uygulamasını da CBC'de yapardık. Bazen 15'te bir, bazen 3 haftada bir de CBC'de cuma akşamları yayınlanan canlı yayın programlarımız olurdu Kamran Aziz ve arkadaşları diye. Daha Türkiye'de popüler müzikte, modern müzikte yabancı sevilen şarkılara Türkçe söz yazıp yorumlanmadığı dönemde Kıbrıs'ta Kamran Abla, zaman zaman Jale Abla sevilen şarkılara Türkçe söz yazıp
koroda veya solist olarak onları seslendiren ilk gruptu. Ülkesini çok seviyordu. Ülkedeki olayların onu da etkilediğinden %100 eminim. Zaten Kıbrıs'ım şarkısı da bu sevginin bir ürünüydü. Kıbrıs'ım şarkısını yani oturup da Kemuran Hanım'la yapalım yapmayalım falan diye konuşup hatta danışıp yapmış değiliz. Ama yaptığımızda da çok mutlu olacağını, saygıyla sevgiyle karşılayacağından da emindik. Ve girdik stüdyoya ve Kıbrıs'ım şarkısını yaptık. Ve tam o sırada biz yüksek tahsil için Türkiye'ye gittik. Kıbrıs'tan haberler geliyor. Kıbrıs'ım yıktı geçirdi ortalıkları. Hemen döndük. Plak yaptık. Plağı piyasaya sürdük. Tekrar Ankara'ya döndük. Haber geliyor Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ın plağı hiç erişilmemiş rekorlara çıktı diye. Tabii Kemuran Hanım'ın yüzünü tahayyül edin. Son derece mutlu. Aynı sevecenin içerisinde. Ben size başka şarkılar da vereyim. Daha yapalım. Al Yemeni Mor Yemeni sonra çıkmıştır. Mesela bizim gruba nasip olan Kıbrıs'ım oldu. Ve ilginçtir ama Kıbrıs'ımda da kaldı. İlk defa Kıbrıs'ım bestesini Sırlar Dört olarak yeniden gündeme getirdiğimizde ve çok benimsendiğinde, çok beğenildiğinde Kemuran abla şöyle bir silkindi. Dağcığı da çok çok dolu bir besteciydi. Hem nedense Kemuran Aziz dendiği zaman bir Kıbrıs'ın bir de Al Yemeni Mor Yemeni denilir ama onların bu ikisinin dışında Kemuran abla'nın çok harika tango türkü formatında besteleri, ağıtları vardır. Ürettiklerinde çoğu zaman paylaşmayı pek sevmezdi Kemuran abla. Çalardı, bestelerdi. Bir kenara tutardı. Bana özel olarak verdiği bir iki tane bestesi vardı. Onlar duruyor, kaldı. Yapamadık. Biraz daha geç kaldık galiba. Artık yapmak da bilmiyorum. Kıbrıs Havalar Derneği 2005'te kurulduktan sonra repertuarımızı seçerken Kemuran Aziz'in bestelerinden de faydalandım. Tümü de 56-62 yıllar arasında yazıldı. Tümü folklorik özellikler içermektedir. Kemuran Aziz'in yapmış olduğu besteleri içerisinde Lefkoşa sokaklarında örneğin Aynalı'yı ele almıştır. Aynalı'nın şarkı içerisinde çalıp söylenirken sanki onu sokaklarda yemiş satan kişiyi camlı dolabıyla görebilirsiniz. Mesela Kıbrıs'ımda ah Kıbrıs'ım der, bozuluyorsun eskisi gibi değilsin. O dönemdeki yaşantı da Kıbrıs'ın artık karışıklığa gitmesiydi. Al Yemeni Mor Yemeni çalışmasıyla birkaç Yemeni renginden bahsetmektedir. Bu da kardeşliğe, sevgiye, insan sevgisi görülmektedir burada. Gelin geliyor da Kıbrıs düğününü canlandırmaya çalışır. Kıbrıs düğünü içerisinde folklorik öğeleri sergiler. Kıbrıslı Türk kadın olarak Kıbrıslı Türklere Türkçe sözlü eserler kendi folklorik öğeleriyle birlikte bıraktı. Bu yönleriyle de çok önemlidir. Bestelerini hazırlarken, denemeler yaparken geçip şöyle piyanonun ucuna çalmaya çalışırdım. Onun sayesinde müzikle tanıştım. Ortaokul ve lisede korodaydım ve hep onun şarkılarını söyledim. Kıbrıs'ım, Al Yemeni, Mor Yemeni, Seni Orak'ta gördüm. Bunlar benim büyük bir keyifle söylediğim, söylerken de gözlerimin dolduğu şarkılardı, türkülerdi. Rum tarafından master tezi olarak müziği almış 3-4 tane Rum genci geldiler. Ve konu genellikle Kıbrıs'ım şarkısıydı. Kemuran Hanım'ı çok iyi biliyorlardı. Fakat bana söyledikleri şu ilginç şey vardı. Sözlerini defalarca çevirttirdik Rumca'ya. Siyasi mesaj, herhangi bir şey var mı ve yok dedi. Demek ki bu hanım ülkesini son derece seven, hiç din, dil, ırkı ayrımı yapmayan bir hanımdı. Geçmiş olduğumuz Nisan ayında Yiğitler Burcu Bafkapısı arasında pandemi dolayısıyla kapalı dönemde biz orada çalıp söyledik karşılıklı Rum arkadaşlarımızla ve orada Kıbrıs'ın iki dili söyledik Türkçe ve Rumca olarak. Ermenice de söyleniyordu o yıllarda. Kemuran Aziz'in yazmış olduğu Kıbrıs'ın üç dilli olarak aynı anlamlarda bilinmektedir yani. Kemuran Aziz'i 70 sene evvel tanıdım. Bizim evimizin yakında eczanesi vardı. Ve ben de giderdim oradan ilaç alırdım. Biraz büyüdükten sonra
Ben American Akademi'ye gittim. Her yıl bir parti olurdu. Kamran gelirdi akordeonla. O çalardı, biz söyledik. Sometimes she would say, "Hadi be Elsie." She was full of life, very fast in her work, but most of the time humming a song or something. She was very bright and she would talk to all of us. She would talk to everybody. She was in the middle and everybody around her. It was just when she was starting to write a song. There was one song which we all sang. Kıpırız bir adamıdır, cennetten parçamıdır. Years later I heard that children who were going to Armenian Melkonyan Secondary School had asked one of their teachers to translate the words, somebody who knew Turkish, to translate it to Armenian, and she had done it, and they used to sing it in Armenian. She used to come with her accordion. She used to play it, and everybody else used to sing. We left our house at the end of December 1963, when I was 24 years old, because it was very difficult to live there with bullets coming from east and west, and we were right in the middle. I mean, we were friends. We used to see each other quite often. Kamran'ı görürsem kendine gel beraber şarkı söyleyelim. O senin yazdığın Kıbrıs bir adamıdır, cennetten parçamıdır. Onu söyleyelim beraber. Rum tarafından akordeon ustası geldi. Kendi tezini hazırlamak için teyzemle röportaj istedi. Kabul etmedi teyzem. Hani artık çok yaşlandım, konuşamıyorum falan diye. Ne yaptık, ne ettik? Bir baskın düzenledik teyzeme. Onların elinde akordeonu görünce teyzem zaten çok heyecanlandı. Rum tarafında bir tane akordeon ustası varmış. Türk tarafında da sadece Kamran teyzem varmış. Bu yüzden o insanlar için de Kamran teyzem ayrı bir değerdi. Ben de bu olaya şahitlik ettiğim için de çok mutluyum. Verdiği bir röportajında müzik benimle yaşayan, beni tamamlayan ve bana yeni ufuklar açan bir arkadaşımdır. Beni hiç yalnız bırakmadı, ben de onu bırakmadım diyen Kamran Aziz'in 9 bestesinin derlendiği ilk beste kitabı 1994'te önceden yayımlanmamış bestelerinin de yer aldığı ikinci beste kitabı ise 2011 yılında yayımlanır. Beste kitaplarının ön sözünde güzeli sizlerin, hoş olmayanları ise benim olarak ülkemiz müzik birikimine bir katkım dileğimdir diyen Kamran Aziz'in çok sayıda daha bestesi olduğu bilinmektedir. İlk şarkıları bir hanımdan dinlediğimiz halde, o olduğu halde, bugüne kadar toplum içerisinde ona şarkıcı dendiğini duymadım. O hep Kamran Hanım oldu. Hem Cale Hanım'ın hem Kamran Hanım'ın kapalı bir toplum içerisinde reformdu aslında yaptıkları. Toplum önünde bir kadının da neler yapabileceğini, o eczacılık mesleğinin dışında en azından müzik denen, hani müzisyene çalgıcı dendiği, hor bakılan bir dönemde müzik yapardı. Bu onun en büyük özelliğiydi. Çağdaş bir Kıbrıslı Türk kadındı Kamran Aziz. Sahneye çıkan ilk Kıbrıslı Türk Müslüman kadınlarımızda. Daha önce çünkü Kıbrıslı Türk Müslüman insanların sahneye çıkması ayıplanırdı. Ki o dönem bir aydınlanma dönemiydi toplumumuz için. Ve bunun öncülüğünü yapan kardeş ocağı vardı o dönemde. Babası Mehmet Aziz Bey de bu kardeş ocağının bir üyesiydi. En etkili kitle iletişim aracı o dönemde tiyatro sanatıydı.
Ve o dönem Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı Çoban oyunuyla sahneye çıkıyor. Ve sahnede aydın kimselerle beraber oyun yapıyor genç bir kız olarak. Ve çok da beğeniliyor, takdir alıyor. Mehmet Aziz Bey kızının o yıllarda sahneye çıkıp oyun oynaması ve bir sanat tiyatroyla boy göstermesi, topluma bir şeyi anlatması çok önemliydi. Ve bugün birçok baba vardır ki kızlarına bu şansı tanımamaktadır. 1986 yılında şairimiz Fikret Demirağ, onun şiirlerinden bir oyun yapmaya karar verdim, Umut İnsan'da diye. Kamran Hanım bu toprağı, bu ülkeyi, bu insanı anlatıyor, bizim insanımızı. Bu oyunda da Fikret Demirağ zaten Kıbrıs'ın meselelerini, insanını, yurdunu anlatıyor. Ve bunun üzerine Kamran Hanım'a bu teklifi yaptık. Kamran Hanım önce çekindi, ikna ettik kendisini ve çalışmaya koyulduk. Kıbrıs Türk tiyatro tarihinde oyun müzikleriyle de ülkemiz müzik sanatında iz bırakmış bir insandı. Kamran Hanım çok gönlü bir insandı. 1960 Cumhuriyeti oluşumunda Cumhuriyet Bayrağı'nın yapımıyla ilgili bir müsabaka oldu. Kamran Hanım'la biz beraber müsabakaya katıldık. Maalesef kazanamadık. Cumhuriyetimiz kurulduğunda 83 yıllarında onun bayrağı için bir müsabaka oldu. Onun üzerinde böyle bir çalışmamız oldu. Onu da tabii kazanamadık ama enteresandır. Lefkoşa Belediyesi'nin Yurtta Sulh Cihanda Sulh projesini oluşumunda ana fikri bana verenlerdendir. Barış ve sevgi özveri ister. Yani bunu kompoze et dedi. Bu şekilde de o projeyi oluşturduk ve bu müsabakayı kazandık. İnsanları, hayvanları seven, değer veren, yaşamları boyunca karşılıksız yardım etmeyi kendilerine görev edinen bir ailede büyüyen Kamran Aziz, ailesi gibi her alanda yardımlarda bulunmayı kendisine amaç edinir. 63 olayları başladığı zaman ailemizle olan irtibat kopmuştu. Bana zarfın içinde karbon kağıdı koyar ve para gönderirdi. Bu şekilde hem mektuplaşırdık hem de beni finanse ederdi. Üniversiteye gittiğimde benim İslam mimarisi üzerine eğitim yapmak üzere o devirde rahmetlik dayımız Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde profesördü. Kamran Hanım da bana biletimi kesti, beni hazırladı. Uçak alanına götürdü. Ben orada kaldım. Dayımlarla bir müddet gerekli araştırmayı yaptım. Tekrar okuluma devam ettim. Aşağıdaki evlerinin de hem dizaynını yaptım hem bizzat inşaatında bulundum. Annesi, babası da onları o bizim kızımız dediler. Hatta ben evlendiğim zaman ben dedi kızlarımı bu evden çıkaramadım gelin olarak. Bu kızımı çıkaracağım ve ben oradan gelin çıktım. Ve nişanı orada yaptıydık onların evinde. Sigortayı alabilmem için belli bir zaman beklememiz gerekirdi. Eczanede ilaç dahi kalmadığı halde doğru düzgün arkadaşların eczanesinden alıp kapatmamak için eczaneyi müşteriye verirdik ki zamanım dolsun. Sigortadan emekliliğimi almaya başlayayım. Liseyi bitirdikten sonra hasta oldum. Onlar da 1970 senesinin Ağustos ayında Türkiye'ye tatile gideceklerdi. Bana da pasaport alıp anneme tatile götürüyoruz diye beni de beraber götürüp Hacettepe'de tedavi ettirdiler. Maalesef 1977 yılında rahatsızlanarak üniversiteye ara vermek zorunda kaldım. İngiltere'ye gelmem gerekiyordu. Kamran ablanın yardımıyla Londra'da tedavi gördüm. Tedavim çok uzun sürdü. Kamran abla bana oradayken bir okula git bari dedi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bana ayak sağlığı uzmanı olmak ister misin dedi. Olurum dedim. Okul paramı vererek beni okula yazdırdı. Mezun olduktan sonra malzemelerimi almak için bana para gönderdi. Kıbrıs'a döndüğümde de klinik açmam için bana postanın arkasında bulunan dükkanlarından birini verdi.
Çocuk Esirgeme Kurumu Türkan abla tarafından kurulmuştu. Kamuran abla, ben de orada yönetim kurulundaydık. Çocuklara, büyüklere, ihtiyacı olan herkese yardım etmeyi severlerdi. Tahsil en büyük emelleriydi. Okumayı, gençlerin iyi bir yere gelmesi için ellerinden geleni, ufak dahi olsa yapmayı sevdikleri şeylerdi bunlar. Kızılay'la olan gezilerimiz, ben çocukken annem bizi hep götürürdü bu gezilere, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun etkinliklerine. Ve oralarda bambaşka yönlerini görmeye başladım. Belki de çocuklarının olmamasının etkisiyle inanılmaz hayır işlerine gönüllü, hayvansever, bir sürü kedisi olan ve bu kedilerle inanılmaz bağ kurabilen insanlardı. 54 tarihi bu. Kardeş vapuruyla bizim İstanbul seyahatimiz olduydu. Kamran teyze de bize katıldıydı. Her gün bir şeye gideriz, ülkeye gideriz. Bu müddet zarfında çeşitli besteler yapardı. Hiç unutmam, keşke ben bir kuş olsaydım diye bir beste yapmıştı. Yarısını hatırlarım. Keşke ben bir kuş olsaydım, mavi göklerde uçsaydım. Bu dünyanın kahrından hemen kurtulsaydım. 1990'da derneğimizi, Hayvanları Koruma Derneği'ni kurmak istedik. Kamran teyze de faal üyelerimizdendi ve de çok yardımcı oldu hayvanları sevdiği için. Kitabının içerisinde Hayvanlarımızı Koruyalım adı altında bir bestesi var, dernek için yapılmıştır. Biz evlendik, ev bulamadık 3 yılında ve ev arıyoruz. Kamran Hanım dedi ki bana, bir evim var, beğenirsen tamir ederim. Çok beğendim, kendisine kira diyordum. Sonra Kamran Hanım dedim, bu evi bana satabilir misin dedim. Bir eve sorayım dedi. Yani o evde bir kuraldı. Anne baba ile oturup birlikte karar verirlerdi. Ve geldi dedi ki bana, tamam dedi, sana satayım dedi. Hala daha o evde yaşıyoruz. Çocuklarım çok severdi. Hep teyze teyze derlerdi kendisine. Bazı sabahlar gelirdi, ben daha uyanmamıştım. Çocuklar uyanırdı. Bakardım piyano sesi, Kamuran Hanım gelir. Böyle bir Kamuran Hanım'ın piyanosuyla uyanırdım. Yumuşak karakterli bir insandı. Esprili de, çok prensipli bir aile. Yemek saatleri asla şaşmazdı. Çok böyle asil bir yemek sofrası. Her şeyden yerlerdi, az yerlerdi. O nedenle sağlıkları belki de uzun ömürlü olmaları nedeni de bu. Kıbrıs Türk toplumunun ilk kadın eczacılarından, ilk kadın besteci, söz yazarı, ilklere attığı imzalarla hep toplumsal yaşama öncülük eden ve birçok ödülle onurlandırılan Kamran Aziz, 7 Mart 2017'de hayata gözlerini yumdu. Yaşamı boyunca birbirlerini yalnız bırakmayan, hep beni tamamlayan bir arkadaşımdır diye tabir ettiği müziğiyle, besteleriyle çok özel bir günde, Dünya Kadınlar Günü'nde sonsuzluğa uğurlandı. Hayattadır, yaşıyor şarkılarıyla, ezgileriyle, melodileriyle. Ama onu anacak son kişi öldükten sonra ancak unutulacak Kamuran Aziz. Kamuran Hanım bu ülkenin bir sembolüdür. En azından müzikteki bir sembolüdür. Ama ben müzikten de öteye diye düşünüyorum. Benim için de çok çok özel bir insandır. Çağımızın çok ilerisinde Kıbrıs'ta ilkleri başarmış ve her zaman öncü olabilmiş ama aynı zamanda öncülüğünü mütevazilikle birleştirip sadeliği de bir kalite olarak hayatına yansıtmış, değerli, hep hatırlanması gereken ve zaten hatırlayacağımız çok önemli bir kadın figürdür. Kimseye muhtaç olmak istemezlerdi. Çünkü evlenmedilerdi, çocukları yoktu. Fakat kendileri için de ne mutluluk. Hiç herhalde 10 tane çocuğu olan bir insan bu kadar güzel sevilmez, bu kadar bakılmaz. Yani çok güzel yaşadılar. Anne babadan sonra bir teyze, bir abla kaybetmiş gibi çok çok ararım. Bir boşluk
hep içimizde var. Kamran abla öldüğü zaman ben kolum kanadım kırıldı, hiçbir şey düşünemez oldum. Ben bir arkadaşımı, bir dostumu, bir ablamı, patronumu kaybetmiştim. Nurlar içinde yatsın. Öyle bir insan bir daha dünyaya gelmez. Hani derler ya, insanın can damarlarından biri kopar. Babamdan sonra Kamuran teyzemde, keza Türkan teyzemde ben bunu yaşadım. Onlar benim nenem gibiydi ve onların yokluğunun tarifi çok zor. İkimiz için de öyle. Hem annem hem benim için. Çünkü onlar bizim için o kadar değerliydi ki onları sonsuzluğa uğurlarken onlarla beraber bir parçamızı da yok saydık. Hani üzülün, Heraklı'ya geldiğinde de hatırlan, gözlerinde dolar. Onların sevgisi ne benden eksilmedi hiç. Yani hep kalbimdedirler. Yani bugün dünyada değil hiçbiri de ama gerçekte kalbimdedir hepsi de. Hep evden çıktığımda onların aile evini görürüm. Böyle o eve bakarım, eski anılar aklıma gelir. Hala daha sanki gelecekmiş gibi gelir bana. İşte tabii evinde oturmam da sanki o da evinde yaşıyor. Özlüyorum ama hayat böyle. Onun varlığı ruhumda hala duruyor. Çok değerli bir kişiyi kaybettik. Hala daha bugün içimizde bir yaradır. Müziğini dinlediğimiz zaman, ismini duyduğumuz zaman da onu hasretle anarız. Kamuran ablam bence bir efsanedir. Yani onu bilmeyen, tanımayan, okumayan birisini tasavvur edemiyorum ben. Toplum içerisinde saygısı yüksek seviyede olan birisiydi. Kamuran ablam hala daha içimizde yaşıyor. Onu unutmadık. Çok iyi bir insandı. Kimseyi üzmek istemezdi. Herkesten çocuk, herkesten büyük. Hayatı seven bir insan, cıvıl cıvıl bir insan. Hani yaşamanız gerekir Kamuran teyzeyi. Anlatmam benim kafi değil. Kimsenin anlatması kafi değil. Kamuran teyze hakikaten idol bir insandı ve de hep öyle kalacak. Nurlar içinde yatsın. Onu hiçbirimiz unutmayacağız. Kıbrıs kızları eller hiknalı yar yar ama oh ne sevdalı Kıbrıs kızları eller hiknalı yar yar ama. Çok güzel, çok güzel, harika, 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 ne güzel, ne güzel.